Merhaba değerli arkadaşlar. Dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin konusunu geçersiz bir anlaşma yani sevr anlaşması oluşturacak. Arkadaşlar her zaman olduğu gibi bir önceki dersimizde neler öğrendik kısmıyla başlayalım. Bizler bir önceki dersimizde TBMM'ye karşı çıkan ayaklanmaları, TBMM'nin bu ayaklanmaları karşı almış olduğu tedbirleri ve bu ayaklanmaların iç ve dış politikamızda yol açmış olduğu sonuçları kapsamlı bir şekilde ele almış ve değerlendirmiştik. Bu dersimizde ise değerli arkadaşlar, Sevr Anlaşması'nın kim, niçin, nerede imzalandığı bilgisini verdikten sonra Sevr Anlaşması'nın önemli madde ve yorumlarını yapacağız. En sonda ise bu anlaşmaya karşı TBMM yönetiminin tutumu, Mustafa Kemal'in tutumu ve Türk milletinin tutumu ne olmuştur? Bu bilgileri verdikten sonra dersimizi bitirmiş olacağız. O halde başlıyoruz. Arkadaşlar en başta şunu belirtelim ki Sevr Anlaşması geciken bir anlaşma olmuştur. Çünkü Osmanlı Devleti 1918 ile Ekim ayında imzalamış olduğu Mondros Ateşkes Anlaşması ile savaştan çekilmiş ve devamında İtilaf Devletleri Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya gelerek bir konferansta toplanarak İttifak Devletleri ile yapılacak olan anlaşmaları belirlemişlerdir. Ve Osmanlı Devleti ile yapılacak olan anlaşma da yani Sevr Anlaşması da 10 Ağustos 1920'ye kadar gecikmiştir. Baktığımızda yaklaşık 2 yıl bir gecikme söz konusu değerli arkadaşlar. Bu gecikmenin de sebebi Osmanlı Devleti'nin topraklarının İtilaf Devletleri'nin kendi aralarında yapmış olduğu görüşmelerde paylaşma konusunda anlaşmazlığa düşmüş olmalarıdır. Değerli arkadaşlar, yani Osmanlı Devleti'nin topraklarını paylaşamadıkları için Sevr Anlaşması 2 yıl gecikmiştir diyoruz değerli arkadaşlar. Ve anlaşmanın taslağı İtalya'nın Sanremo kentinde hazırlanmıştır arkadaşlar. İngiltere, Fransa, İtalya devletleri İtalya'nın Sanremo kentinde bir araya gelerek anlaşmanın taslağına son şeklini vermişlerdir. Ve taslak hazırlanınca arkadaşlar Osmanlı Devleti'nden de bir heyetin gönderilmesini talep etmişlerdir. Ve Osmanlı yönetiminin de bu talebe karşılık arkadaşlar Tevfik Paşa'nın başında olduğu bir heyeti İtalya'nın Sanremo kentine gönderdiğini görüyoruz. Ve Tevfik Paşa, Sanremo kentinde kendilerine sunulan taslağı incelediğinde bize şu bilgileri vermektedir. Verilen metin çok ağır bir dille kaleme alınmış. Yani anlaşma maddeleri çok ağır şartlar içeriyor diyor değerli arkadaşlar. Devletimiz sanki Birinci Dünya Savaşı'nın tek sorumlusu haline düşürülmüş. Dolayısıyla bu barış şartlarını imzalamamıza katiyen imkan yok. Zira barış şartları bağımsız bir devlet tarafından kabul edilemeyecek maddeler içermektedir diyor. Yani Osmanlı yönetimi, Osmanlı heyeti bu anlaşmayı imzalamama şeklinde yönünde bir irade, bir tutum ortaya koymuştur değerli arkadaşlar. Bunun üzerine İtilaf Devletleri hemen harekete geçerek Osmanlı Devleti'ni bu anlaşmayı imzalaması için baskı altına almaya çalışmışlardır. Ve hemen baktığımızda Yunanlar Balıkesir'i, Bursa'yı ve Edirne'yi işgal etmiş. Ve İngilizlere baktığımızda hemen arkadaşlar Bandırma ve Mudanya ilçemizi işgal ederek Osmanlı Devleti'ni bu anlaşmayı imzalamaya mecbur bırakmaya çalışmışlardır. Ve bunun üzerine arkadaşlar hemen padişah bir kurul oluşturmuş. Bu kurulun adı Saltanat Şurası. Ve hemen padişah bu şurayı toplantıya çağırıyor. Ve bu toplantı sonrasında da şöyle bir karar ortaya çıkıyor. Saltanat Şurası şöyle bir karar alıyor arkadaşlar. Tamamen yok olmaktansa yani bize dayatılan bu Sevr Anlaşması'nı imzalamayarak yine savaşacak olursak yok oluruz. Bu durumda da arkadaşlar tamamen yok olmaktansa en azından bu anlaşmayı imzalayarak İstanbul ve Anadolu'da da olsa küçük bir devlet şeklinde de olsa devlet olarak kalmaya devam edelim düşüncesi hakim olmuş ve böyle bir karar alınmış. Saltanat Şurası'nın böyle bir karar almış olması arkadaşlar onların milli mücadeleye ve misak-ı milli kararlarına da aykırı bir tutum sergilediklerini söyleyebilmek mümkündür. Ve arkadaşlar bu anlaşma imzalanması için Osmanlı bir kurul oluşturdu dedik Saltanat Şurası ve bu Saltanat Şurası'nı Sevr kasabasına göndermiştir. Bu şura içerisinde kimler var değerli arkadaşlar? Damat Ferit, Rıza Tevfik, Reşet Halis Bey ve Hadi Paşa'yı görüyoruz. 433 maddeden oluşan bu anlaşma bu heyet tarafından imzalanmıştır değerli arkadaşlar. Ve anlaşmanın
Maddelerinin yorumlanmasına geldiğimizde ilk olarak karşımıza siyasi sınırlamalar içeren maddeler gelmektedir. Baktığımızda arkadaşlar birinci maddede Doğu Trakya, Ege Adaları ve İzmir çevresinin Yunanistan'a verildiğini görüyoruz. İkinci maddede Batı Anadolu ve Akdeniz kıyılarının İtalya'ya verildiğini görüyoruz. Üçüncü olarak Çukurova, Antep, Urfa, Maraş, Sivas ve Suriye topraklarının Fransızlara verildiğini görüyoruz. Dördüncü olarak arkadaşlar Hakkari çevresi, Musul ve Kerkük ile Irak topraklarının komple İngilizlere verildiğini görüyoruz. Beşinci olarak Boğazları uluslararası bir komisyonun yönettiğini, ayrıca Boğazlardan geliş geçişlerin tüm devletlere serbest hale getirildiğini görüyoruz arkadaşlar. Böyle bir kararın almış olmasının da Osmanlı Devleti'nin Boğazlar üzerindeki siyasi bağımsızlığını, siyasi egemenliğini sonlandıran bir karar olduğunu da söylemek mümkündür değerli arkadaşlar. Ve altıncı olarak İstanbul şehrinin yine Osmanlı Devleti'nin başkenti olarak kalacağını ancak Osmanlı Devleti'nin anlaşma şartlarına uymaması durumunda başkentinin de elinden alınacağını yani İstanbul'un da bir zaman günü geldiğinde şartlar oluştuğunda elimizden çıkabileceğini bize göstermektedir değerli arkadaşlar. Yedinci olarak değerli arkadaşlar Doğu Anadolu'da iki tane devletin kurulmasına karar verildiğini bunlardan bir tanesinin Ermeni bir tanesinde Kürt devleti olduğunu görüyoruz. Ve sekizinci son olarak değerli arkadaşlar azınlık haklarının her bakımdan geliştirileceğini ve Osmanlı Devleti'nin de bu konuda sürekli olarak denetleneceğini yani arkadaşlar Osmanlı Devleti azınlık haklarını genişletmezse ve bunu korumazsa, devam ettirmezse yine bunun da bir yaptırımının olacağını görüyoruz. İtilaf Devletleri'nin de böyle bir karar alarak Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışma fırsatı bulduklarını da söylemek mümkündür değerli arkadaşlar. Ve anlaşmanın askeri kısıtlamalar içeren maddelerine baktığımızda Osmanlı ordusuyla alakalı olan maddelere baktığımızda arkadaşlar ordumuzun asker sayısının %10'a kadar düşürüldüğünü görüyoruz. Osmanlı'nın ordu sayısı, asker sayısı 570 bindi arkadaşlar. Bu sayı 50.700'e indirilmiştir. Ve Osmanlı Devleti'nde askerlik, zorunlu askerlik kaldırılmıştır değerli arkadaşlar. Ordumuzda da her türlü ağır silahlar yer almayacak kararıyla Osmanlı ordusu eli kolu bağlı duruma getirilmiş. Böylece Osmanlı Devleti savunmasız bırakılmaya çalışılmıştır. Ekonomiyle alakalı olan sınırlamalara baktığımızda değerli arkadaşlar kapitülasyonları görüyoruz. Kapitülasyon bir devletin başka bir devleti vermiş olduğu ayrıcalıklardı arkadaşlar. Ve kapitülasyonlardan bu anlaşmada tüm devletlerin yararlanacağı şeklinde bir kararın alındığını görüyoruz. Aynı şekilde Osmanlı ekonomisinin, Osmanlı maliyesinin de itilaf devletlerinin denetimine girdiğini görüyoruz arkadaşlar. Böylece Osmanlı devletinin ekonomik bağımsızlığını da kaybettiğini söylemek mümkündür. Ve ekonomiyle alakalı olan bir diğer maddeye baktığımızda Osmanlı devleti Tevfik Paşa'nın söylemiş olduğu gibi sanki 1. Dünya Savaşı'nın tek sorumlusu gibi gösterilmişti ve Osmanlı Devleti'nin savaş tazminatı ödemeye mahkum edildiğini görürüz. Değerli arkadaşlar böylece savaşın sorumlusu olarak da Osmanlı Devleti'nin görüldüğünü söylemek mümkündür. Arkadaşlar Sevr Anlaşması baktığımızda Kuzey Anadolu'da küçük bir toprak parçasını Türk milletine ancak bırakabilmiştir. Askeri, siyasi, ekonomik ve diğer konularda birçok kısıtlama içermiştir. Bundan dolayı da arkadaşlar bu anlaşma bizim açımızdan bir ölüm fermanı niteliğindedir. Ve arkadaşlar bu anlaşma tarihimizde geçersiz bir anlaşma olarak yerini almıştır. Çünkü Osmanlı Anayasası olan Kanun-ı Esasiye'ye göre bir anlaşmanın resmiyet kazanabilmesi için, yürürlüğe girebilmesi için mutlaka Mebusan Meclisi'nin onayından geçme şartı bulunmaktadır. Ancak Mebusan Meclisi daha öncesinde kapalı olduğu için kapatıldığından arkadaşlar bu anlaşmayı onaylamamıştır. Haliyle bu anlaşma tarihimizde hukuken geçerliliği olmayan bir anlaşma olarak yerini almıştır. Mustafa Kemal'in Sevr Anlaşması'na karşı tutumunu değerlendirecek olursak arkadaşlar Mustafa Kemal anlaşmayı şu şekilde değerlendirmektedir. Siyasi, adli ve mali bağımsızlığımızı yok etmeye ve sonuç olarak yaşam hakkımızı inkara ve yok etmeye yönelik olan bu Sevr Anlaşması bizce mevcut değildir. Yani biz bu anlaşmayı tanımıyoruz
bu anlaşmayı kabul etmiyoruz şeklinde bir tutum takındığını söylemek mümkündür değerli arkadaşlar. Ve TBMM bu anlaşmayı imzalayanları vatan haini ilan eden bir beyanname yayımlamış ve bunu da arkadaşlar tüm dünyaya ilan etmiştir. Türk milleti ise arkadaşlar bu anlaşmayı kabul etmeyerek işgalci güçlere karşı koyacağının sinyalini, işaretini vermiştir. Ve Türk milletinde bu anlaşma bağımsızlık yönündeki azmini ve kararlılığını güçlendirerek milletin bir araya gelmesini ve kenetlenmesini sağlamıştır. Çıkmış sorular ile devam edelim değerli arkadaşlar. 2013 yılı TEOG 1 sınavında çıkan bir soru. Sevr Anlaşması bize yaşam hakkı tanımadı ancak yaşama ümidimizi de kırmadı diyen bir gazeteci arkadaşlar hangisini söylemek istemiştir? Yani Sevr Anlaşması 433 maddeden oluşmaktaydı. Türk milletine İç Anadolu'nun küçük bir kısmında yaşamayı uygun görmüştü. Türk milletine bir daha ilelebet sonsuza kadar ayağa kalkmayacak şekilde, toparlanamayacak şekilde gücünü sonlandıran bir anlaşmaydı. Ama böyle olması Türk milletine bir ümitsizliğe sebep olmadı. Aksine bizim bağımsızlık azmimizi de güçlendirdi diyor gazeteci arkadaşlar. Buna göre ne söylenebilir? Direnme gücümüzü artırdığı söylenebilir. Bir diğer sorumuz değerli arkadaşlar 2014 yılı TEOG 1 sınavında çıkan bir soru. Sevr Anlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisi ekonomik bağımsızlığımızı yok etmeye yöneliktir? Arkadaşlar ekonomik bağımsızlık kapitülasyonlar ile olmuştu. Bu da arkadaşlar C şıkkında bize verilmektedir. Kapitülasyonlardan bütün devletler yararlanacak maddesi ekonomik bağımsızlığımızı yok etmeye yönelik bir girişimdir diyoruz. Bir diğer sorumuz ise 2015 yılı TEOG 1 sınavında çıkan bir soru değerli arkadaşlar. Sevr Anlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisiyle Osmanlı Devleti savunma gücünden yoksun bırakılmak istenmiştir? Arkadaşlar bir ülkeyi koruyan, savunan o ülkenin ordusudur. Dolayısıyla burada da orduyla alakalı olan D şıkkını görüyoruz. Ağır silahlardan arındırılmış bir ordu bulundurulacak maddesi Osmanlı'yı savunmasız duruma bırakmaya yönelik bir maddedir diyoruz. Yine bir dersin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız değerli arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yine bu dersimizde öğrenmiş olduğumuz konumuzu mutlaka kaynak kitaplarınızdaki ilgili testleri çözerek pekiştirmeyi unutmuyorsunuz değerli arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Başarılar.